Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi Genel Merkezi'nde görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sinan Oğan'ı Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde kabul etti. Her iki görüşmeye bakıyorum. Yaklaşık birer saat sürmüş. Önemli. Ama buradan ne çıkar onu elbette hepimiz merak ediyoruz. Bir diğer taraftan da şimdi editörüm Hakan da bana attı. Sıcağı sıcağına Ümit Özdağ bir değerlendirme yaptı. O açıklamaları yaptıktan sonra şöyle dedi. Ya biz iletişim halindeyiz. Sinan Bey de benim bilgim dahilinde Sayın Erdoğan'la görüştü dedi. Tabii bu pazarlık mı yapıyor ifadesini bize yönelik psikolojik operasyon olarak kullandılar. Bunun hiç adil olmadığını düşünüyorum. Millet İttifakı'nı oluşturanlar aylarca pazarlık yaptılar. Buna bir şey söylemeyenler bizim yapmış olduğumuz pazarlığı konuşuyorlar. HDP'ye ne verdiniz, Hüdapar'a ne verdiniz? Biz bunları soruyoruz, sorumluluk alırız. Özellikle çok iyi bildiğimiz konularda sorumluluk üstleniriz. Buna da hazırız ama mesele önce politikalarımızın benimsenmesi. Bu özet. Ama görüşmenin iyi geçtiği ve olumlu geçtiği yönünde elbette burada işte bilgiler de var bir şekilde diyelim. Ve şöyle başlayalım. Şimdi bu görüşmeler tabii önemli. Ben Kemal'le başlamak istiyorum. Çünkü trafik hızlandı Kemal Öztürk. Yani Sinan Oğan, bir diğer taraftan da Ümit Özdağ'a bakıyorum. Böyle ayrı ayrı ittifaklarla görüşmeleri. Nasıl okuyorsun? Abartılı okuyorum olanları. Konuşmaları ağırlığından ve çapından büyük görüyorum. Çok yanlış bir şey vardır siyasette. Olduğundan daha büyük gözükmek ve olduğundan daha fazlasını söylemek. Hele hele seçim sonrası, kararlar açıklanmasının sonrası bu tür şeyler çok tehlikelidir. Ne demek istiyorum yani? Sinan Oğan artık bir kilit pozisyona geldi. Zafer Partisi artık bir denge değiştirici parti. Sinan Oğan'ın aldığı oylar seçimin kaderini değiştirecek. Biz kimi desteklersek o kazanacak. Bunlar büyük laflar. Neden? Çünkü geçerliliği yok. Ne? Çünkü bunun sosyolojide karşılığı yok. O bir parti değil. Sinan Oğan ya da Ümit Özdağ aldığı oylara çıksa dese ki biz Millet İttifakı'nı destekliyoruz ya da Cumhur İttifakı'nı destekliyoruz. O oylara hükmedemez. O oyların kısmen etkisini yapar. Çünkü bu bir ittifak oyu. Bu ittifakın içerisinde bir sürü bileşen var. AK Parti'den gelen var, Muharrem İnce'den gelen var, MHP'den, öfkeli var, CHP'den, kızgın var, küskün var. Genç var, yaşlı. Bunun homojen bir tarafı yok. Birincisi. İkincisi, bu bir teşkilatın sonucu, bir teşkilat çalışmasının sonucu ortaya çıkmış bir şey değil. Bunu bir teşkilat da yönlendiremez. Bu oyların kimlere ait olduklarını bilmiyorlar. O yüzden ben Ata İttifakı'nın sözcülerinin, ki Ümit Özdağ ve Sinan Oğan gözüküyor, onların yerinde olsam böyle beylik laflar etmem, büyük sözler etmem. Pazarlık yapıyorlar mı zaten, o da ayrı bir bence yanlış kullanmaydı. Sanırım sonradan düzelttiler ama bu oylar için hiçbir siyasi liderle de pazarlık yapılmaz. Çünkü o garantiyi kimse veremez. Yani %5.17'yi bir ittifaka yönlendiremez. Benim kanaatim tabii. Ama ben sırtlayabilirim diyor mesela. Yani bu oyları sırtlayabilirim. Bu oyları hangi ittifakı değil de işte hangi lideri işaret ediyorsam o oyları sırtlayıp da oraya yönlendirdiğim zaman bu minvalde açıklamalar yapılıyor. Yani bunun altyazısı bu tabii. Hayır, öyle bir şey olamaz. Şimdi bununla ilgili yapılmış birçok çalışma var. Kamuoyu araştırma çalışmaları. Ben onların, hani şimdi bu sıra kamuoyu araştırma şirketleri çok yaralı. Tutturamadılar birçoğu. Sanırım 15 taneden 3 tane tuttu galiba. Benim Birkaç kişi var 3 yani. 3 kişi biliyorum. 3 şirketi biliyorum da. Yani benim gördüğüm 12 tane kamuoyu araştırması sonucu vardı. Bu tutturanlar partilerin oy oranını tutturabildiler mi? Bunu bilmiyorum. Ortalama şey. Yok, çok yakın. Cumhurbaşkanlığı tuttular. Yani öbürleri Cumhurbaşkanlığı da bile tutturamadılar yani. Şimdi neyse, onlara güvenerek bir şey demek istemiyorum ama yani çalışmaları bu karşılık bulan %5'lik oyun var. %40'ının şuraya gideceği, %40'ının buraya gideceği, %50'sinin şuraya gideceği, bu kadarının da katılmayacağı gibi varsayımlar, ancak sandık başı anket yapanların varsa ona güvenebiliriz.
Yani sandıktan çıktıktan sonra oy kullandı, kime oy verdin, niye verdin de öyle bir anket. Onlarla görüşenler. Sandık başı anket deniyor buna. Bu çalışmayı yapan birisi varsa onun çalışmasına güvenebiliriz. Hı. Ama şuna adım gibi eminim. %5'lik bir oyu ne Sayın Sinan Oğan ne Ümit Özdağ bir yere yönlendiremez. Bir liderin peşine takamaz. Tamamını götüremez. Yarısını bile götüremez bana göre de. Ama bunu ölçemeyiz yani. Ben nihayetinde şunu yapacaklarını düşünüyorum. Biz yaptığımız görüşmeler sonucunda herhangi bir liderle mutabakata varamadık. Zaten bugün Ümit Özdağ öyle bir açıklama yaptı. Anlaşmaya varamazsak serbest bırakacağız. Serbest bırakacağız. Bana göre bunun sonucunda serbest bırakacaklar. Serbest bıraktıkları anda da bu oyların kime ne kadar gideceğini bilmiyoruz. Bunun seçimin kaderini değiştirecek bir oy kitlesi olduğunu söylemek büyük yanlış. Hmm.